Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yapımı oldukça kolay, bir o kadar şık ve kibar bu modelin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Kanalımda bunun benzeri bir patik modeli vardı. Bunun örme aşamaları biraz farklı. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Patiğimiz burada dursun. Patiklik ip kullanıyorum. Herhangi markanın herhangi bir patiklik ipini kullanabilirsiniz. 3 numarada şişlerim var. Öncelikle ilmeklerimizi atarak patiğimizi örmeye başlayalım. Şişimi bu şekilde toplam 52 tane ilmek olana kadar ilmeklerimi atıyorum. İlmeklerimin tamamını şişime attım bu şekilde. Toplam 52 tane. Şimdi ters olarak örmeye başlıyoruz. Patiğimizin tamamı ters örgüden oluşuyor. Ters örgüyü bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şişime bu şekilde yandaki şişin içine batırdım ilmeğin. Üzerini doladım ve aynı yerden çıkardım. Sağdaki şişimi soldaki ilmeğin içine batırıp üzerine doluyorum ve aynı yerden çıkartıyorum. Ve şimdi sıramın sonuna kadar ters olarak örmeye devam ediyorum. Benim bu verdiğim sayılar 37-38 numara ayaklar için uygun olacaktır. Arttırma, daha büyük yapmak isteyen arkadaşlar için nasıl yapılacağını patiğimizin örme aşaması bittiğinde size tarif ederim. Sıramın sonuna kadar ters olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeklerimi de ördüm. Kenarda kalan son ilmeğimi ben her zaman düz olarak örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümüzün arka yüzü. Arka yüzde de yine ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra kalan diğer ilmeklerimi tamamını ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde toplam haroşa sıralarını sayarak 33 haroşa sırası olana kadar hiçbir değişiklik yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ön yüzde ve arka yüzde ters olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi bakın 33 haroşa sırası olana kadar örmeye devam ettim. Bu aşamada arka tarafa geçip bu şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Ve sıraya başlarken buradan 22 ilmeğimizi kesiyoruz. Eğer siz daha büyük yapmak isterseniz patiğinizi, ben 52 ilmek başlamıştım. 56 ilmek başlayıp buradaki örme işleminde 2 sıra arttırıp 33 değil de 35'e kadar örerek buradaki kesme işlemini de 22 değil de 23 yaparak bir numara patiğinizi büyütebilirsiniz. Şimdi kenardan 22 ilmeğimizi bu şekilde kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kenardan 22 ilmeğimi kestim. Şimdi şişimde 30 ilmeğim kaldı. Bu 30 ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz. Yine ters olarak ön yüzde ve arka yüzde örmeye devam ediyoruz. Altı haroşa sırası olana kadar bu kalan 30 ilmeğimizi örmeye devam edelim.
Patiğimizin kesme işleminden sonraki 16 sırayı da bu şekilde ördüm ben. Şimdi artık örgümüzün arka tarafında kalan ilmeklerimizi bitirerek patiğimizin örme aşamasını tamamlıyoruz. Şekilde bütün ilmeklerim bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Şimdi fatihimizin örme işlemini tamamladık bu şekilde. Şimdi dikişe geçtiğimiz zaman bakın nasıl dikiyoruz. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. Bu üçgen kısım da buraya geliyor. Ama öncelikle şuradaki yarısını iğnemizle büzüştürüp bunu buraya bu şekilde dikeceğiz. İlk önce patiğimizi bu şekilde katlayıp arka tarafını bir dikelim önce. Sonrasında burun kısmını yapacağız. İpimi iğneye geçiriyorum ve patiğimizin arka kısmını ben ön yüzden dikiyorum. İsterseniz arka taraftan da dikişini yapabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle iki parçayı birleştirdim. Ve devamında karşılıklı ilmeklerimden alarak dikişimi yapıyorum. Her haroşa sırasının başından iğnemle geçerek bu şekilde daha net anlaşılabilir. Bakın bir karşıdaki haraşo sırasından bir de bu tarafta. Şimdi karşıdakinden arada bu şekilde ipimi çekiyorum. Şekilde topuğumuza kadar birleştirelim. Şu kadar az bir yer kalana kadar dikmeye devam ettim. Şimdi karşılıkta dikmeyi bırakıp bu şekilde ilmeklerin şu yandaki görünüyor sanırım. Her sıranın başından iğnemle geçiyorum. Her sıranın başındaki ilmekten aldım. Ve şöyle hafifçe çekerek burada şöyle topukta sivri bir topuk olmaması için burasını yuvarladık. Şimdi ilmeklerimden tekrar geçiyorum. Boşluk kalmaması için. Ve ipimi patiğimin iç tarafını alarak içeride düğümümü atıp sabitliyorum. Patiğimin arka tarafını bu şekilde diktim. Şimdi şuraya küçük bir teğer yapıp onu büzüştüreceğiz. Yalnız diğer eşini yaparken de bu şekilde katlayıp bakın bu şekilde burasını büzüştüreceğiz. Birini ters taraftan, birini de diğer taraftan. İkisi de aynı tarafa olmaması için şimdi ipimi taktım ben iğneme. Patiğimizin yarısına kadar olan kısmı bu şekilde seyrek dikişler olarak teğer dikiş yaparmış gibi bu örgümün ortasına kadar dikmeye devam ediyorum. Seyrek seyrek. Katlayalım. Tam ortasına gelmişiz mi diye baktık.
Şimdi bakın. Karşılıklı iplerden bu şekilde tutarak buraya bir düğüm yapıyoruz. Patiğimizin burası burun kısmı olacak. Bu şekilde. Sonra iğnem tekrar elime aldım. Büzüştürme işleminden sonra şu karşılıklı ilmeklerimden alarak burası patiğimizin ön yüzü. Burasını şöyle temiz bir dikiş haline getiriyoruz. İğnemle ipimi arka tarafa alıyorum tekrar. Patiğimizin burun kısmı bu şekilde oluştu. Bu aşamada dikişe ara veriyoruz ve patiğimizin oyasını yapıyoruz. Oyamızı şuradan başlıyoruz. Bakın tam bu köşeden başlayıp böyle devam ederek şurada bitiriyoruz. Oyamıza başlayalım hep birlikte. Diktikten sonra da yapabilirsiniz. Ama açıkken daha rahat oluyor. Pardon, yanlış söylemişim. Buradan başlamıyoruz oyamıza. Bu dikişi buraya yapacağımız için zaten buralarda oyamız olacak. Şuradan kenardan başlıyoruz. Şuradan. Herhangi bir yün tığı aldım. Bir zincir çektim. Bir ilmek oluşturdum. İpimin tam köşesinden bu şekilde bir sık iğne yaparak birleştirdim. 3 zincir çekiyorum ve yaptığım sık iğnenin içine batarak bu şekilde ilk oyamı oluşturdum. Sonrasında bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa battım tekrar. 3 zincir çektim ve yaptığım sık iğnenin içine tekrar battım. Yine bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek aynı yere battım. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa 3 zincir çekerek yaptığımız sık iğnenin içine. Bu şekilde patiğimizin oyasını yapalım. Oyamızı bu şekilde patiğin burun kısmına kadar tamamladım. Bakın. Bütün etrafı boyunca buradan başlayıp burun kısmına kadar oyamızı yaptık. Şimdi orada ipimi koparıp dikim aşamasına geçelim. Şimdi böyle bir parçamız oldu. Size diğer eşinle nasıl yapacağınızı da tarif etmek istiyorum. Tersini çevirdim. Bakın şimdi diğer eşinde de burasının yüz olduğunu farz ediyoruz. Ve sol tarafa doğru dikiş yapıyoruz. Bu diğer ördüğüm patikte öyle yapmıştım. Bu şekilde sol tarafa doğru katlıyoruz. Bunda ise sağ ayak olduğu için bunu da bu şekilde dikişimizi yapacağız. Karıştırıp ikisini aynı yöne dikmeyelim arkadaşlar. Böyle bir parçamız oldu. Burun kısmını büzüştürdük. Arkasını diktik. Oyamızı da yaptık. Şimdi ön kısmını yaparak bu şekilde birleştirerek patiğimizi tamamlıyoruz. Buradan başlayarak ipimiz burada burun kısmında ya zaten. Buradan başlayarak buraya kadar dikişimizi yapalım ve patiğimizi tamamlayalım. Öncelikle ipimi bu şekilde ön tarafa çıkardım. Yine ön taraftan yapıyorum dikişi. Şu oyanın hemen alt sırasından iğnemle geçtim. Ve buradan haraşonun dişinden oyanın tam ucundan yapmıyoruz. Bu şekilde dikişimizi bakın kapanıyor. Bu şekilde devam edelim. Haraşonun dişinden aldım. Buradan oyanın hemen altından
sıkın çekildiğinde bu şekilde birleşiyor. Köşeye kadar dikiş işlemine devam ettim. Burada altından dikerek köşemizi de birleştirelim. Ara ara böyle esnetiyorum ki çok gergin olmasın. Ayağı giyildiğinde esnesin. Şimdi burasını da yine böyle katlıyorum. Düzgün olması için tam hizasına getirip burayı da dikmeye devam ediyorum. Bakın burasını da birleştirdim ben. Patiğimiz tamamlandı bu şekilde. İsterseniz bir manken ayağımıza giydirelim ve nasıl olduğunu birlikte görelim. Bakın çok kibar bir model. Ben diğer eşine düğme dikmiştim. Siz de buraya düğme dikebilirsiniz. Şimdi yanıma almamışım onu. Buraya düğme dikebilirsiniz. Veya örme çiçekler yaparak çiçek dikebilirsiniz. Pompon, küçük pompon yapıp küçük pompon da koyabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.